yola çıktık. Artık tatilimiz başlıyor. Ege Denizi'ne doğru inmeye karar verdik. Bu sefer hiç rota belirlemedik. Sadece dedik ki Ege Denizi'ne doğru inelim. Köprüyü bir geçelim. Bir köprüyü bir geçelim. Çünkü daha öncesinde planlıyoruz. Yani ilk gideceğimiz rotayı belirliyorduk. Sonra orada kafamıza göre yakın olan rotalara karar veriyorduk. Ve takipçilerimizden de çok güzel öneriler geliyordu. O önerileri değerlendiremiyorduk. Çünkü bize ters oluyordu rotalar. Biz de dedik ki bu sefer Ege Denizi'ne doğru inelim. Sizlerden yani takipçilerimizden gelen tavsiyeler üzerine güzel rotaları, deniz olur, kamp alanları olur, orman içerisi olur, bakarak, değerlendirerek bir 10 günlük, hatta 7-8 güne mi denk geliyor? 7-8 gün, aynı 10 günde 7-8 günlük turumuzu bu şekilde yapalım dedik. Bakalım nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz. Biz de merak ediyoruz çünkü hiç plan yapmadık. Yani haritayı açıp nereye gitsek diye bile bakmadık. Öyle 7 günlük spontan bir tatil bizi bekliyor. Ve tabii ki şu an hafif bir trafiğimiz var. Bakalım hemen trafiğe. İstanbul çıkışı. Yine dün daha çok trafik vardı. Bugün biraz daha sakin çünkü herkes çıktı. Cumartesi bugün. Dünden çıktılar. Aracın arkasında göstereyim. Full yine doldurduk. Çünkü bizim biliyorsunuz ki arkada mutfak olduğu için bagaj kısmımız yok. Çok az bir yer var. Sandalyelerimizi koyduğumuz bir alanımız var. Mutfak olduğu için de bütün eşyalarımızı buraya koyuyoruz. Ama mutfağımız olduğu için de her yerde kamp yapabilirim yani. Çünkü kurulu bir düzenimiz var. Şimdi bakalım neler yapacağız, hep beraber izleyeceğiz. Başımıza neler gelecek acaba? Başımıza neler gelecek? Günaydın. Çok güzel bir manzarada uyandık. Burası gerçekten çok güzelmiş. Gece bu güzelliği göremedik tabii. Şimdi çok da sessiz, sakin. Sincap ne yapıyorsun? Ben burada eşyalarımı ayarlıyorum. Beğendin mi burayı? He? Beğendin mi? O kadar beğendim ki. Sabahken de uyandım ya. Evet, hava çok güzel. Ne çok sıcak ne de soğuk. Keyifli yani şu an. Hafif bir esiyor. Şimdi denizi deneyimleyeceğiz. Bakalım girilebiliyor mu? Girilemiyor mu? Böyle esiyor. Ara ara rüzgar geliyor, tekrar geri gidiyor. Bütün fermuarlarını açtım. Çadırın hepsi açıldığı için çok rahat içerisi. Hemen açtığımızda rüzgar esintisiyle serinliyor içeri, sıcak bile olsa. Hava. Ben de böyle keyif yapıyorum. Böyle manzaram bu. Ve ben buradayım. Şimdi birazdan bakalım denize girilecek mi? Girilebiliyor mu? Soğuk mu? Ona bakacağız. Çok güzel bir koymuş gerçekten ya. Şimdi arabayı kapatıyoruz. Şurada bir plaj var. Aslında tam C şeklinde kalan yerin ortası. Oraya normalde araç girmiyor. Oraya bir gideceğiz yürüyerek. Ben de saçlarımı tarıyorum. İçinde hazırlanıyor işte. Plaja gidecek, saçını tarıyor. Ama çok güzel burası. Yani denizin rengi inanılmaz, tertemiz. Bakın denize girelim. Soğuk su ama soğuk suyu severiz, bize sıkıntı yok. Şimdi Haydar Koyu'ndan ayrılıyoruz. Yine geleceğiz buraya ama önce bize burayı tavsiye eden Doğacan arkadaşımızın yanına gideceğiz. Bakalım onun yaşadığı yer nasıl? Çok güzel bir yerde yaşıyor. Çok merak ediyorduk. Evet, evet, çok merak ediyorduk. Zaten uzun zamandır da takip ediyoruz. Bu arada hep Instagram'dan konuştuk. Instagram'dan tanıştık. Bir buçuk yıldır falan Instagram'dan sürekli birbirimizle bilgi alışverişinde bulunduğumuz bir arkadaşımız. İlk defa yüzle tanışacağız. Zaten bu sayfanın en güzel yanı çok çok özel insanlarla bizi bir araya getirdi, tanıştırdı. Şimdi onlardan biriyle tanışmaya gidiyoruz. Ve sonunda tanıştık. Hoş geldiniz. Ne habersiniz? Nasıl geçti yolculuğunuz? Biz iyiyiz. Güzel güzel. Haydar Koyu da çok güzel. Muhteşem ya. Buralar mükemmel ya. Koylarından bir tanesi zaten Haydar Koyu. Şimdi kalabalık olmaya başladı. Yavaş ya, yavaş. Günü birlikçi var ama çok galiba. Akşam gidiyorlar. Yazın adım atacak yani. Tabii. Haydar Koyu öyle kalabalık. Yani bak ya. Sonra... Hep sağlıklı besleniyor bu çocuk buralarda. Tabii dalından. Dalından. Biz ölelim ya, zehirlenelim. Bütün pisliği yiyelim, efendim, içelim. Hem evime hem lakama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi davet ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ne demek efendim, sizi şöyle baş köşeme alabilirim. Burayı görmüştüm zaten videolarda. Lütfen. Biz burada keyif yapacağız. Tabii ki, istediğiniz kadar.
Ay çok güzelmiş. 1-2-3 kayıt. Şimdi bize şeyi anlat. Kamp hayatından sonra. Şimdi seni merak ediyoruz. Ya, biliyordum daha önce kamp yapıyordun. Sonra nasıl böyle bir hayata geçmeye karar verdin? Böyle bir hayata nasıl geçmeye karar verdim? Ben sana ilk onu anlatayım size. Şöyle. Hepinizi aydınlatacağım hepiniz şimdi. Hepiniz dinleyin bakacağım. Ne bu hayat? Kır hayatı yaşamak için ne yapmak evet gerekiyor? Ya. Normalde benim mesleğim aşçılıktı. Lisede işte staja gönderiyorlar vesaire. Sen staja gidiyorsun. Otelde çalışıyorsun. Yüzlerce binlerce insan tanıyorsun. Ve iki sefer staja gitme durumum oldu benim. Çok güzeldi aslında. Yani böyle ustam bana bir şey bırakıp da gidebiliyordu. Öyle başarılıydım. Seviyordun da. Her işte başarılıyım da her neyse kendimi övmeyeyim. Hiç sevmem kendimi övmeyi. Nazar değiyor sana bak. Aynen ya, çok kötü oldu. Gözü. Çok seviyordum. Ondan sonra bütün bu sevgimi mahveden şey insanların iyi niyetimi suistimal kullanması klasik oldu. Klasik her zaman olduğu evet gibi. Herkesin başına gelen. Hepimizin evet. Çok bunaldım, çok sıkıldım. Lise bitmeden önce ben dedim ki ben insanlarla uğraşmak istemiyorum. Ben hayvanlarla uğraşmak istiyorum. İnsanlardan nefret ediyorum. İnsanlardan kaçıyorum. Neredeydin lisede? Aydın tarafında. Aydın tarafında. Ondan sonra geldim buraya. İşte bir ailem işte üniversite sınavına gir, onu yap, onu yap ama yok yani hiç üniversite sınavına girmedim. Yok dedim hani ben o hayata geri dönmeyeceğim. Ben bu hayatı istiyorum. Burada yaşamayı istiyorum. Bunu seviyorsun. Burayı seviyorum. Doğayı seviyorum zaten. Sevilmeyecek gibi mi ya? Ondan sonra işte buraya yerleştim. İlk yıl bütün insan zaten hayallerle geliyor buraya. İşte evet, şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu kazanacağım falan fistan derken 1-2 yıl çok zorlandım. Çok ağır geldi bana. Çünkü 18 yaşındasın. Evet tabii ki. 18 yaşında daha alınabilecek bir sorumluluk değil. Ciddi bir karar. Kesinlikle. 1-2 yıl boyunca bununla uğraştım ve çok direndim. 2 yılın sonunda artık çok unutkanlığım başladı. Böyle şey, şunu şuraya koyuyorum ya. 5 dakika sonra unutuyorum ve çıldırıyorum. Ağlıyorum böyle. Nerede? Ben onu nereye koydum nereye diye. Nereye koydun hatırlamıyorsun. Çok sorunlar yaşadım. Sonra ailem bunu gördü. İşte biz sana yardımcı olalım falan fistan derken baktım burada gelişmiyorum. Geliştiremiyorum kendimi. İşte ürettiğim şeyi satamıyorum vesaire. Hayvancılığı yavaş yavaş azalttım. Ondan sonra dedim ki ben burayı nasıl değerlendirebilirim? İşte eskiden babaannemlerin kendilerine yaptırdığı bir köy evi var. Burası. Evet. Ve insanlar bu hayatı tatmayı çok seviyor. Evet. Dedim ki ben bu köy evlerini değerlendireyim. Sen de dekore edeyim. Bir düzenleyeyim. Dekore edeyim falan derken bir öyle bir proje yatıldım. Çiftlik kamping diye. Normalde sonradan hep aklımda vardı işte bungalovlar koyup günlük kiraya vermek gibisinden. İşte ama bulunduğu aslında ortam aslında çok uygun. Evet, çok uygun. Bulunduğu ortamda da şey istiyorum ben. Yani böyle bütün hayvanlar olsun, özgürce gezsin, evet, herkes kendi halinde olsun. Herkes orayı benim evimmiş gibisine şey yapsın. Benim sesim istiyorum. Özellikle bu benim için küçük bir başlangıç oldu. Burada normalde kimse yaşamıyor değil mi şu an? Yani sen şu an burayı dekore ediyorsun. 4-5 yıldır kimse yaşamıyor. İşte ben bir yıldır tam zamanlı olarak yaşıyorum diyebilirim. Normalde hem de aynı zamanda dekore ediyorsun burayı. Aynı zamanda dekore ediyorum. Düzenlemesini falan yaptım. İşte evlerin içini düzenliyorum. Dışarıyı, bahçeleri falan derken güzel bir düzenlemede şu an. Çok az bir işleri kaldı. Ondan sonra... Sonra burayı herkese açacak mısın? Kapılarımı açıyorum. Herkese şöyle açıyorum. Mesela siz geliyorsunuz. Ve sadece siz varsınız burada. Ya da yanınızda arkadaşlarınız olacak. Belli bir sayıda. Belirli bir sayı. Sadece tanıdıklar. Tanıdıklar. Çünkü insanlar birbirleriyle çekiniyorlar. Rahat olamıyorlar. Evet evet. Bu benim için çok önemli. Burada keyif almalı insan. Nasıl keyif almalı? Tanıdıklarıyla ya da sevdikleriyle keyif alabilir. Evet. O yüzden başladık bakalım. Vallahi içeriği de göreceğiz. Göstereceğim. Her yeri gezeceğiz. Her yeri size göstereceğiz. İnanılmaz huzurlu bir alan. Ay şurada küçük ya onlar. Ya inanılmaz akşam tatlılar. Şey yaparsınız onları. Şu an onlar mayışık haldeler. Yatıyorlar evet sıcaktan ha. Sıcak çok. Yazık ya. Burada açalım çadırı. Burada kalalım. Meydan geniş. Buraya mı çadır kuralım yani diyorsun? Burada kalalım. Meydan geniş.
Daha her şey. Bizi evi gezdiriyor. Buyurun efendim, buyurun. Mutfak dolapları falan hepsini yeni yataktık. İçeride lavabom yok. Lavabosu dışarıda, mutfak şeyi. Aslında güzel tasarım ha. Ben yaptım onu. Çok iyi. Evet, çok. Bak. Çünkü şeydi, çok saçma ya. Bir şekilde kupu vardı. Evet, böyle daha doğal zaten, evet. Daha güzel. Vallahi bu çok iyiymiş böyle. Mantıklı, evet. Fikir. Bunu uygulayabilirim. Çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Evet ya, bunlar gerçekten çok güzel durmuş. Doğal. Burası aynı zamanda işte mutfak ve oturmalardı. Şu eski bir dedemlerin kaç yıllık diyeyim? 40-30 yıllık penceresi. Pencereden. Pencereye masa. Şimdi kapı arıyorsun bir de. Yani kapı şey için dışarıda. Masa yapacağız. Şey, yer sofrası için. Ha. Onun için arıyorum. Orası yok. Orası işte kullanılmayan dediğim yer. Kullanacağım. İkinci yerim burası. Çok iyi. Burası çok iyi. Eski halini gördünüz mü bilmiyorum. Ne şeydi, dağınık. Çok uğraştım. Evet. Her tür duvarlar sipsiyahtı, tavan sipsiyahtı. Evet. Evet, sen bayağı bir uğraştın. Gördük herhalde. Birazdan gösteririm bir daha. Baksana ya. Gösterdikten sonra neymiş dersin ya? Neymiş ne olmuş? Evet, karşılayınca değil mi? Şu yan tarafta eskiden banyo varmış. Burada. Çok saçma bir şekilde, evet. Burada banyo. Ve dolap burası. Dolap çok oldu. İyi ya. Evet. Sarışım çok güzel tasarlamışsın. Şurası sedir olacak. Süngerleri gelecek buranın. Burası sedir olacak. Aynı zamanda altında bir gizli dolabı var. Eşyalar için. Yatağı, işte şöminesi yakabiliyorsun. Orada küçük bir penceresi var. Şurası pencereydi. Oraya ayna yaptım. Çünkü çok diğer iyi. Odayı görüyordu. Ha bak, çok mantıklı olmuş. Benim. Evet. İşte bir şeyler. Bence çok güzel. Becermeye çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Burası da kendi yaşam alanıymış. Umar kendi var. Yaşam alanını öyle güzel dizayn etmiş ki sobasına kadar. Ah, çok güzel pizza oluyor sobada. Yaşam oluyor. Çok tatlı ya, ayna yapar. Sağ tarafta uyanınca koyunlar sana bakıyor. Evet, sapıklar diyordun. Sapıklar. Beni izliyorlar. Dikizliyorlar. Dikizliyorlar. Çok güzel dizayn etmiş. Çok burası çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Burada da anıları. Evet. Çok uğraştım ya. Hamdi gel. Hamdi. Gel bak sana ne oldum. Gel. Koş 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 koş. Altını bezeceğiz Hamdi senin. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel Hamdi. Gel. Gel oğlum. Gel yakışıklı oğlum. Gel. Benim Kıvanç tatlı tuğum. Gel. Gel. Hoş geldin. Tatlı koşu koşu geliyor. Gel. Gel. Merhaba diyor. Ne kadar tatlı. Önce kam. Yiyebilir miyim onu? Çok tatlı kendini. Gel gel, boynuzlara bak, boynuzlara bak. Boynuzlara bak ya. Hamdi ya, meşhur Hamdi ya. Vallahi. Senin için geldik buraya. Sağ ol, sen kalk İstanbullardan şu Hamdi'nin kıvırcık saçlarını sevmek için gel. Oğlum. Ne yapıyorsun yine orada, hayvanları rahat bırak ya. Seviyorum, seviyorum. Bak bak ya, bu çok güzel boyalı bu. Bak 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 bak. Hadi bana şov yap, sürt. Kanatları sürt yere. Sürt. Aa, niye şovunu yaptın? Hadi yapıyor, bak bak. Evet. İşte bu sensin. İşte bu sensin. Senin kabarıklığın. Hayvanları rahat bırakmıyor ya bu kız. Çok güzel değil mi burası ya? Bir sürü hayvan var. İlk defa tavuğu işerken gördüm. Tavuklar demek ki öyle işiyormuş. Evet. Fışırt diye arkadan yürürken hiç zaman ayırmıyorlar. Yürürken böyle hareket ediyor. Pıt arkadan bırakıyor. Pıt arkadan bırakıyor. İnekleri almaya gidiyoruz şimdi. Senin bütün alanını keşfediyoruz. Ne güzel işte. Ya. Bir dahaki ne yer tatile gidersen size emanet edebilirim. Aynen, öğretiyor şu an bize buraları. Şurada şu yapılır. Bakın, burada böyle yapmanız gerekiyor. Burada bu tel örgü var, burada şu var. Biz de bir dahaki geldiğimizde Doğacan'ı tatile gönderelim. Aynen, Doğacan'ı tatile. Bana biz bakacağız. Biz. Mesela ben biraz da inek sağacağım. Hemen isim de koyarsın sen bunlara. Sarı kız. Al işte sarı kız. Hep klasik sarı kız.
Sarı kız 1, sarı kız 2. Ama biri erkek. Yok. Aa, ayakları bağlı. Evet. Ayakları neden? Bağlı. Zeytin ağacı oldukları için. Zeytin ağacı olduğu için. Çünkü şey yapıyorlar. Tırmanıyorlar mı? Kırıyorlar. Burada var mı gösterdim. Büyük zarar veriyorlar zeytin ağaçları. Aa. Oy. Kocaman. Vurur mu? Saldırgan mı? Yok. Değil değil, hiçbir şey yapma. Niye korktun? İlk defa görüyorum. Bu gece gibi hepsi. Bunlar ki. Korkutma hayvanı, zaten ayakları bağlı. Ama yürümelerine engel değil değil mi ayaklarının bağlı olması? Ayaklarının bağlı olmasının tek engeli kafalarını havaya kaldırmamaları. Yani yürümesinde vesaire engel olmuyor. Sadece biraz tamam. Ağır yürüyor. Tamam, daha yavaş yürüyorlar. Yukarı kalkmalarını, kafalarını kaldırmalarını engelli. Bak, şu karşıyı görüyor musun? Evet, ha, kırmışlar. Zeytin ağacını. Gel göster de sonra linçlemesinler beni. Doğru, bir de o var. Yaparlarsın. Şey bir arazi, emanet bir arazi. Hayvanını getirip buraya koyuyorsun. Evet. Onun karnı doysun diye. Ama adamın gidiyor zeytinine zarar veriyor, balına zarar veriyor. Yani sonuçta sen hayvana zarar vermiyorsun ki, yemesine de engel değil, sakatlanma da yok. Sadece biraz konforundan alıyorsun. Yani şunu zarar, adam bunu görse bir daha hayvan sokma der. Tabii. Bu sefer bunlar aç kalır. Aç kalmıyor. Arkadaşlar boş yere linç yapmayın. Yani önce araştırın, olur mu? Neden yapılmış bu diye. Tabii. Ki biz açıkladık özellikle. Gösterdik. Evet. Sakin sakin yemek yiyorlar. Aynen, hiç hayvanlar bundan rahatsız değil. Yapalım. Bölüşelim. Sen onu alacaksın. Nasıl alıp geliyorum onu? Arkasından koşla bir şey oraya doğru. İp varken mi? Evet evet. Ha. Görev verdim. Çalışma başladı. Hadi. Tempo. Gidiyor ya. Ne yaptın? Vurdun mu? He. Yazık ya. Niye vurdun? Bana bir tekmik atarsa şimdi. Puçuk diye. Zeki'nin şey sınavı. İnekli imtihanı. Hadi bakalım. Evet, çok güzel. Arkadaşlar bu bitmiyor, bozulmuş. Ayarlarıyla oynanmış. Bunun yenisini getirin. Hadi. Bayağı da besliler ama. İşte yiyorlar. Aferin size, güzel besleniyorsunuz. Ama otlar da bayağı sağlıklı ve güzel. Sizin için bu. Hadi bakalım. Hadi. İnekleri aldık, gidiyoruz şimdi. Kenardan kenardan. Kenardan. Turşuncuk, turşuncuk. Yürü. Yürü lan. Haydi. Onlar çok yapışıyor ki. Şimdi inekleri yerine koyacağız. Sonra sütlerini sağacağız. Kim sağacak? Ben. Doğacan öğretecek bize. Tabii tabii, seve seve. Bak ya, bu da şey yaptı. Bu. Eskiden bir oyun şeyi olurdu. Böyle bomba atar, araba gider. Ne yapıyoruz şimdi biz? Şuna bir cevap vereyim. Önce. Ya bu elinde telefon. Burada bak, giyinmiş. Bir de bizim kıyafetlere bak. Bak bize bak, tam böyle. Crocs'larımı giymişim, inek sahibi. Crocs'larını giymiş, terliklerimi giymişim. Aa, burada yavruşlar bekliyor. Ne yapıyorsun? Gel. Biraz ürkek, yavaş yaklaşıyorum. Gel. Sadece seveceğim, korkma. Gel. Sen ürkeksin, diğeri ürkek değil. E tamam, hadi öbürünü seveyim. Gel. Gel. Korkma, seveceğim. Heh. Gel. Süt getireceğiz size, süt. Tamam. Biraz ürküyorlar ama birazdan süt gelecek onlara. O zaman oy 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 oy. Oy oy. Bir daha küçük ya. Tamam. Şimdi şu inekleri sağacağız. Bıcırıkları. Gittik, getirdik. Bu ineklerin sütüyle
Hem bu bıcırıklar doğacak, doğacak diyorum. Doğru. Karınları doyacak, hem de minikler doyacak. Mii diye bağırıyor, acıktılar çünkü. Şimdi hepsini doyuracağız. Ne yapıyoruz? Şu an ilk işimiz inek sayacağız. Makineyle.